Şehirden haberler programımız Mardin'in güzel ilçesi Nusaybin'den size sesleniyor diyoruz ve biz de işletmelerimizin en önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Nusaybin'den devam ediyoruz. Gayrimenkul alanındayız, emlak alanındayız. Bakalım bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler? Tabii ki işletmemizin sahibi, bunların hepsini Ümran Bey'den dinleyeceğiz. Keyifli yeni bölüm programımız için hazır olun diyoruz ve Ümran Bey ile kaldığımız yerden, Nusaybin'den devam ediyoruz. Hoş geldiniz Ümran Bey, öncelikle programımıza nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi de en güzel şekilde ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz çift kısmetli şehrimize, Nusaybin'imize. Hoş bulduk. Şimdi bu alandaki hizmetleri, faaliyetleri konuşmadan önce sizi kısaca tanımak istiyoruz. Ümran Bey kimdir? Bize anlatır mısınız? Ben Ümran Acar. 1991 doğumluyum. Aslen Nusaybinliyim. Doğma büyüme Nusaybin. 5 yıldır gayrimenkul sektöründe Nusaybin'de hizmet vermekteyiz. 5 yıldır bu alanda faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki 5 yıldır Mardin Nusaybin'de misiniz? Doğrudur efendim. Daha önce neler yapıyordunuz yani? Daha önce otomotiv sektöründeydik. 2017 yılından önce baktık bir eksiklik var, kurumsal firma burada olmadığı için. Biz de emlak sektörüne geçiş yaptık. Emlak sektörüne geçiş yaptınız. Doğru. Diyoruz. Peki burası nasıl kuruldu? Yani bir kuruluş hikayemiz elbette ki vardır. Bu kuruluş hikayesini sizden dinleyelim öncesinde, işletmeyi tanıyalım. Biz burada baktık yani Nusaybin'de bina daha önce müstakil evler vardı emlakçı olarak. Nusaybin'de bir eksiklik gördük. Yani bu eksiklikten yararlanarak biz emlak işine başladık yani. Peki, kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? 3 kişilik ekiple hizmet veriyoruz Nusaybin'de. 3 kişi ama işletmemizin asıl sahibi sizsiniz tabii. Doğrudur. Ortaklarımız var mı? Yok, ortaklarımız. O zaman diyoruz ki tek kişilik güçlü olarak biz bizzat kendimiz ilgileniyoruz tüm işletmelerimizle ve müşterilerimizle diyoruz. Peki, bu gayrimenkullüğü biraz açalım istiyorum sizden. Bu alandaki tüm faaliyet ve hizmetlerinizi ekran karşısına taşıyalım. Böyle kaliteli bir işletmeden nasıl hizmetler alabiliriz? Alım, satım, kiralama, daire, arsa, arazi gibi hizmetler gayrimenkul sektörü olarak müşteriden gelen her talebi karşılayabiliyoruz biz burada. Sadece alım, satım mı yapıyorsunuz? Kiralama hizmeti de veriyoruz efendim. Peki günümüzde bu koşullar dahilinde gerçekten çok sık sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz de işi siz duayenlere yani profesyonellere bırakıyoruz. O yüzden sizden de dinleyelim. Yani alım satımda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Alım satımda biz sadece burada emlakçı olarak alıcı satıcıyı bir araya getirerek bir güven yani güvenli bir ticaret sağlıyoruz. O yüzden bu alım satımda şöyle yani kurumsal olmayan belgesi eğitimsiz şahıslar var. Bu tabii müşteriyi de yani alıcı satıcıyı da şey yapıyor, üzüyor yani bu konuda. Biz de yani kurumsallığını araştırıp o şekilde emlakçılara çalışmasını gerekiyor. Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum, doğru. Peki Ümran Bey, siz bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Yani şimdi bu alanda bir alım satım gerçekleşecek. Müşterilerimize nasıl bir teminat sunuyoruz? Nasıl bir vade sunuyoruz? Ve bu vade ne kadar bir süre oluyor? Yani müşteriye şöyle, biz başta güveni sağlıyoruz müşteriye. Yani, nasıl sağlıyorsunuz? Güveni nasıl sağlıyoruz? Şöyle mesela bir arkadaşımız bizden bir ev aldığı zaman o diğer arkadaşlarına, eşine, dostuna bizi önerip biz o şekilde güveni sağlarken özellikle kurumsal olarak şeffaf bir şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. En kaliteli hizmeti sunuyoruz. Tabii. Yani. Peki bu alandaki sertifikalarımız, belgelerimiz, işbirliklerimiz neler ve sürecimiz nasıl işliyor? Bunları da aktarır mısınız? Tabii ki bizim sertifikalarımız var. Biz ekstradan da dışarıdan ekspertizlerle görüşüyoruz. Ekspertiz danışmanlarıyla görüşüyoruz fiyatlandırma yapmak için. Bütün belgelerimiz mevcut. Mesleki yeterlik belgesi, emlak ve belgesi. Bunlar hepsi mevcut yani bizde. Diyelim ki
ufak da olsa bir problemle karşılaştınız. Böyle bir kriz yaratıldı. Siz de işletmemizde en önde gelen isimlerden olarak bu krizi nasıl yönetime kavuşturabiliyorsunuz? Tabii biz ekstra hukuk danışmanlık şeyini de yürütüyoruz. Hukuk danışmanlık bürosuyla anlaşmamız, yani şeyimiz var, referansımız olarak. Onlar işlemi tamamlıyor yani hukuk olarak. Yani işin aslında tüm detaylarını düşünerek hareket ediyoruz. Tabii ki efendim, aynen öyle. Peki gerçekten sadece Mardin Nusaybin çevresinde mi projelerimiz var ya da Türkiye'nin 81 iline ve aynı zamanda yurt dışı projelerimiz de olacak mı? Tabii ki Mardin geneline, Mardin bütün ilçelerine, bir de 81 ile de şey yapabiliyoruz yani, müşterilere gelen talepler doğrultusunda talepleri karşılayabiliyoruz gayrimenkul olarak. Peki sosyal medya hesaplarınız var mı? Şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz size ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler? Varsa isimleri lütfen. Tabii ki sahibinden.com kurumsal üyeliğimiz var. TikTok'ta acaremlak47 TikTok'ta kullanıyoruz. Instagram, Facebook, Twitter, bu tür hesaplarla acaremlak musahibin yazdığı zaman hemen bizi görürler. Yani Acar Emlak dediğimiz zaman zaten en kolay bir şekilde bulunabiliyoruz. Çünkü biz en kaliteli hizmeti sunuyoruz dedik. Tabii ki, doğrudur. Peki son olarak neden tercih edilmeliyiz? Yani bizi bütün rakiplerimizden ayıran en büyük özellik ve farklarımız nelerdir? En büyük özelliklerimiz bizim kurumsal olmamız. Bölgede, Nusaybin bölgesinde kurumsal, kurulan ilk ve tek bir kurumsal firmayız. Çok teşekkürler Ümran Bey. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız olsun, Türkiye'de yani farklı vatandaşlarımız olsun, bizi tercih etmeliler. Rahat bir şekilde ofisimize gelip ofisimizde ağırlamaktan memnuniyet ve mutluluk duyarız. Ofisimiz 7/24 hizmet gerçekleştiriyor mu? Yani saat kaçla kaç arasında hizmeti açıyoruz? Yani ofisimiz 9 ile 18 arası hizmet veriyoruz ama telefonlardan da bize 7/24 ulaşabilirler. Bütün iletişim adreslerimiz de mevcut diyoruz aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz Ümran Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için. Mardin Nusaybin gayrimenkul alım satım konuştuk. Bugünkü konumuz buydu değerli izleyicilerimiz. Bu alandaki faaliyetlerimizi de işletmemizin önde gelen isimlerinden tabii ki Ümran Bey'den biz dinledik. Çok da güzel yeni bölüm programımızı sizler için açtık diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.